Merhabalar. Dün gece ligin yeni şampiyonu Kiana tanıtıldı. Henüz daha PBE'ye yüklenmediği için, daha doğrusu PBE'de yeni bir cycle, yeni bir döngü başlamadığı için şampiyonun yetenek kitlerinin skill cap'leri üzerine ya da taban özellikleri üzerine herhangi bir yorum yapamayacağız. Fakat şampiyonun yetenekleri dün gece bizimle paylaşıldı. Elementleri, daha doğrusu yeteneğiyle beraber aldığı elementler üzerinden oldukça kendine has işlevselliği var. Tabii bunun yanında burst hasar da olacağını düşünüyorum. Özellikle orta seviyeden sonra büyük ihtimalle burst de olacaktır. Riot bunu nasıl nerfleyecek ya da Riot buna nasıl çeşitli buff'lar getirecek ya da adjustment'lar getirecek. Hep beraber göreceğiz bunu. O zaman pasifinden başlıyoruz. Pasifi şöyle. Herhangi bir rakibe ilk vuruşunuzda, daha doğrusu pasifinizi rakibinizi uygularken ilave bir hasar veriyorsunuz ve bu yeteneğinde, daha doğrusu pasifinde kendine has bir bekleme süresi var veya resetlenme süresi var. Yeni bir element aldığınızda üzerinize bu pasifinizin bekleme süresi sıfırlanıyor. Yani üzerinizde X elementi var diyelim. Birazdan elementlere de geçeceğim. X elementi var. Rakibi pasifinizle beraber uyguladınız. X elementten sonra Y elementine geçtiniz. Y elementiyle beraber pasifinizin bekleme süresi sıfırlanacak. Şampiyonun belki de main hasarı, main damage kaynağı Q yeteneği. Q yeteneği biraz Sivir'in Q'sunu andırabiliyor. Çünkü bir skill shot, ileri doğru atılan bir skill shot, fakat menzili kısa. Lakin üzerinde taşıdığı elementler neticesinde bu skill shot Q yeteneğinin hasarı ve işlevi değişiyor. Yani gücüne güç katıyor diyebiliriz. Hatta şöyle, yanlış anlamadıysam şurada yazıyor olması lazım. Duvarda, yani yerden ya da yer değil, daha doğrusu duvardan, bildiğiniz oyundaki terrain dediğimiz bu. Mesela şu an karşıda görüyoruz bir tane. Mouse yaptığımda X işareti geliyor ekrandan kaynaklanan. Onun hemen arkasında bulan ateşin olduğu duvar ya da hemen aşağıda olan duvardan siz W yeteneğinizi, elementinizi aldığınızda az canlı olanlara ilave hasar verebiliyorsunuz. Duvar gücünüzle beraber, duvar elementinizle beraber. River dediği nehir, ya bildiğimiz nehirden alacağız bunu W yeteneğiyle beraber. Nehirle beraber Q'yu komboladığımızda rakibi yerine mıhlıyor, rakibi yerine rootluyor. Çalı, brush, çalıyı biliyorsunuz zaten. Çalıdan aldığımızda ise sadece rakibi biraz yavaşlatıyor. Hayır, rakibi yavaşlatmıyor, fakat skill shot daha geniş bir alana hükmediyor, daha geniş bir alana vuruyor ve biz bu alanın içine girdiğimizde görünmez olabiliyoruz ve ufak da bir hareket hızı kazanıyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Hemen, daha doğrusu şöyle, daha videoyu kesmeden, bölmeden gitmek gerekirse, duvardan aldığımız pasif, daha doğrusu duvar elementiyle beraber az candaki rakiplere ilave hasar veriyoruz. Nehirden aldığımız element ile, daha doğrusu nehir elementi ile rakibi rootluyoruz kısa bir süreliğine. Bunun süresi belki Q ile beraber scale olabilir ya da W ile beraber scale olabilir, ama büyük büyük ihtimalle W ile beraber scale olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani siz W yeteneğinizi güçlendirdiğiniz takdirde işte bu görünmezlik süreniz, rakibi stanlama diyorum, rootlama süreniz ya da az candaki birimlere hasar verme hasarınız artacaktır. Yani Q yeteneğiyle beraber olacağını zannetmiyorum. Q sadece, daha doğrusu W yeteneği sizin Q yeteneğiniz ve diğer yeteneklerinizle beraber combo yapmanızı sağlayan bir mini buff aslında. Hasarı yok ama işlevi büyük. W yeteneği elementleri alabiliyorsunuz nehirden, duvardan ve çalıdan. Nehir diyorum, element alabiliyorsunuz üzerinize. Animasyonda şöyle nehire geliyorsunuz. Mouse'unuzu
mouse'u gördüğünüz zaten nehirden alıyorsunuz. Zeminden alıyorsunuz. Duvardan alıyorsunuz. Aslında yerden de alıyor, zeminden de alıyor. Belki zeminden de alabiliyorsunuzdur duvar elementini. Ve çalıyı da herhangi bir çalıdan alabiliyorsunuz. Çalının zaten fazla bir varyasyonu yok oyun içerisinde. Yani unik tipte bir görseli var. Ya, E yeteneği W ile beraber zaten W kullanırken dikkat etmişsinizdir. Biraz hareket hızı kazanıyor. Biraz böyle ileri atılıyor. Asıl teaser'ında görmüştüm. Zannedersem W ile beraber skill shot'ları dodge'lama yetisine sahip olacağız. Ya da ben yanlış gördüm. Ben farklı bir açıdan baktım. Çünkü Jayce'in QE kombosuyla beraber QE kombosunu dodge'layabiliyordu. Ben o Mizzle'ın üzerinden sıçradı diye fark ettim. Belki ben yanlış fark ettim ya da sadece sağa sola kaçmaya yarayan bir atılma animasyonu olduğu için benim gözüme öyle geldi. E yeteneği W yeteneğine biraz benziyor. İleri atılıyor ve hasar veriyor birime. Single target değil, bir skill shot aslında. Hiç bir skill shot'ı yok. Skill shot diyorum. Hiçbir single target spell'i yok, skill'i yok. Bütün skill'leri skill shot, W yeteneği saymazsak. Ve ulti yeteneği büyük ihtimalle takım savaşlarının kaderini baştan yazacak, takım savaşlarını değiştirecek. Sadece ultisi için bile ya da erken oyundaki yüksek oyun kapasitesiyle bile şimdiden banlanmaya en büyük adaylardan biri Qiyana. Telaffuzundan emin değilim. Şöyle ulti ile beraber bir dalga gönderiyor belli bir alana skill shot ve bu dalga da sahip olduğu, daha doğrusu üzerinde taşıdığı elemente göre hasar veriyor. Belli özellikler uyguluyor. Yani en basitinden nehir bildiğim kadarıyla, daha doğrusu anladığım kadarıyla, evet. Nehir rakibi stunlıyor. Hemen şimdi göreceksiniz zaten. Duvar ileri itiyor ve duvarla beraber bir yere, daha doğrusu duvar elementli ultisi bir zemine çarparsa patlıyor. Ve çalıda ne oluyor acaba? Çalıyı ben henüz daha çözemedim. Burada görüyorsunuz herhangi bir element üzerinde yokken sadece rakibi ileri doğru itiyor. Belki çok az bir hasar veriyor çünkü burada verdiği hasar belli olmuyor açıkçası. Ha, anladım şimdi. Tamam. Alttaki yazıyı okumamışım. Şöyle, üzerinizde herhangi bir element varsa bu elementle beraber rakipleri ileri itiyorsunuz. Elementin özelliğinin hiçbir önemi yok. İşte duvar, çalı ya da river herhangi bir özelliği yok. Fakat ulti eğer bir terrain'e, bir ground'a, bir zemine tutturursanız şekildeki gibi ulti patlıyor ve ilave hasar alıyor. Yani oldukça efektif bir ultisi var, oldukça işlevsel, yeni nar olarak düşünülebilir. Neler getirecek bu şampiyon? Erken oyunun ben özellikle merak ediyorum. Yüksek mana bedelleri olabilir, mana bedeli olmayan bir mana bedelsiz bir şampiyon olacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle mana olacaktır ve ideal mana bedelleri de 70-80 arasında olacaktır. W yeteneğinin mana bedeli
bir hayli yüksek olabilir. Çünkü erken seviyede sürekli swap etmesi oyunu biraz daha broken edecektir. Bakalım neler bekliyor bizi. Büyük ihtimalle Kiana önümüzdeki hafta PBE sunucusuna gelecektir. Yani önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü başlayacak yeni 9-13. 9-13 olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. 9-13 cycle'ına eklenecektir. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.